Allah'a dost olmanın birçok mertebeleri vardır. Her müminin kalbine yerleştirdiği ilahi muhabbet ve rağbet nispetinde bir dostluğa mazhar olur. Safai ruh ve huzuzi kalp içinde kendini Cenab-ı Hakk'a verenler ise daha üst bir mertebede bulunuyorlar. Tasavvuf erbabına göre bu üst mertebede olanlar da birkaç kısma ayrılmaktadır. Beyazid-i Bestami Hazretlerine göre ise bunlar üç menzil üzeredirler. 1. Bulundukları menzilde şaşkın ve hayran bir vaziyette duranlardır. Bunlar kalplerine varit olanı yüklenmekte zorluk çekerler ve bunun ağırlığından kurtulmak isterler. Ne var ki bunlar bu hususta kendi arzularına bırakılmamışlardır. 2. Büyük bir sevgi kalesi içinde bulunuyorlar ve biz bu menzilden ayrılmak istemiyoruz diyorlar. 3. Çepeçevre kuşatılmışlardır. Bulundukları menzilden ayrılmaları mümkün değildir. İşte bu mertebe ve menzillere erişenlere tasavvufta ehli hassetillah denir. Kalbin ve ruhun Cenab-ı Hakk'a olan yakınlığı ve bu yakınlıktan aldığı has öyle bir mertebededir ki bazen dilin zikretmesi bile ara yerde hicap olabilir. Nitekim Büyük Veli Beyazid-i Bestami Hazretleri diyor ki, 30 sene Allah'ı zikrettim, sonra durup sükunete eriştim. Bir de ne göreyim, ona olan zikrim hicabım olmuştur. Yani zikrim ara yerde hicap olmuştur. Buradaki hicaptan maksat, ruhun Allah'a olan yakınlığına nispetle yapılan zikir geride kalmaktadır. Bu hal ve veli kullar içindir. Peygamberler salatu selam onlara olsun, bu mertebenin çok üstündedirler. Öyle ki onların zikirleri ruhlarının yakınlığı nispetindedir. Biri diğerine hicap olmamaktadır. Velilere gelince onlar için 5 intibah merhalesi vardır. Onlar bu merhalelerde seyreder dururlar. Peygamberler ise bu intibah merhalelerini ilk anda aşıp çok gerilerde bırakmışlardır. Beyazid-i Bestami Hazretleri veliler için bu intibah merhalelerini şöyle sıralamaktadır. 1. Kendi nefsini anınca muhtaç ve fakir olduğunu anlar. 2. Günah ve kusurlarını hatırlayınca istiğfar eder. 3. Dünyayı hatırladıkça ibret almaya çalışır. 4. Ahiret anılınca sevinir, büyük bir müjde almış olur. 5. Cenab-ı Hakk'ı hatırladıkça iftihar eder, durur. Bunun içindir ki Beyazid-i Bestami Hazretleri Cenab-ı Hakk'ı zikretmek istediğinde üstün saygısından dolayı önce ağzını ve dilini yıkamış, kalp temizliğiyle dil temizliğini birleştirmiştir. Nefsini unutmaya çalışırken daha çok onun asıl yaradanını hatırlamış ve bu hatırlayış içinde Cenab-ı Hakk'ın muhabbet ateşinde yanmıştır. Zaten kendisi de bu konuda diyor ki, Arif'in kemali Rabbine olan muhabbetiyle yanmasıdır. Arif-i billah olan zat ilahi muhabbet ateşiyle yanınca ezeli ilme mazhar olur. Bu mazhariyetle de Cenab-ı Kibriya'nın zat-ı nurunun kendisiyle beraber olmasına ihtiyaç duyar. Böyle olunca da onun dış görünüşü başkasını yanıltabilir. Sözleri yanlış yorumlara yol açabilir. Bunun içindir ki Beyazid-i Bestami Hazretleri diyor ki, benim dış görünüşüme ihtiyaç gözüyle, vakitlerime gurura kapılma gözüyle, ahvalime istihza gözüyle, sözüme iftira gözüyle, ibadetime cesaret gözüyle, nefsime gevşeklik ve noksanlık gözüyle bakmayan kimse, herhalde benim hakkımdaki nazarında hata etmiş olur. Onun bu geniş anlam taşıyan sözlerini duyan Ebu Osman el-Maribi Hazretleri demiş ki, Beyazıt Hazretlerinden bundan daha güzel bir söz işitmedim. Bütün bu mahviyetler tehlilin safasına erişmeye matuftur. Çünkü tehlilin insan oğluna açtığı öyle dereceler vardır ki onları saymak
çok zor olur. Üst derecelerinden biri de safa derecesidir. Bu dereceye erişen artık başka şeylere iltifat etmez. Önüne çıkan hiçbir şeye de aldırış etmez. Bunun için Beyazid-i Bestami Hazretlerinden yapılan sahih rivayete göre şöyle demiştir: "Bir tehlil benim için safa kapısını açsa, ondan sonra başka bir şeye aldırış etmem. Şüphesiz ki onun gönül diliyle getirmiş olduğu tehlil, onu safa makamına yükseltmiştir. Gösterdiği mahviyet ve eşya ile olan ilgisizliği bunu ispatlamıştır. Aynı zamanda safa makamında bulunan arifte Cenab-ı Hakk'ın sıfatları cereyan etmeye başlar. Rububiyet cinsi onun kalbinde kaynamaya yüz tutar." Ebu Musa et-Deybuli Beyazid-i Hazretlerinin şöyle dediğini nakletmiştir: "Arif'in en yeterli sıfatı Hakk'ın sıfatlarının ve rububiyet cinsinin onda cereyan etmesidir." Zinnun Mısri Hazretlerinin Beyazid-i Bestami Hazretlerine haber göndermesi: "Birkaç derviş yol hazırlığını yapıp Beyazid-i Bestami Hazretlerini ziyaret etmek üzere bir araya geldiler ve Zinnun Mısri Hazretlerine veda etmek için huzura girdiler. Zinnun onlara dedi ki, Beyazıt Hazretlerini ziyaret ettiğinizde kendisine deyin ki, bu uyku ve rahat ne zamana dek? Kafile yolunu alıp bir hayli mesafe açtı." Zinnun'un bu haberini duyan Beyazid-i Bestami Hazretleri tebessüm etti ve buyurdu ki, "Kardeşim Zinnun'a selam söyleyin ve kendisine şu sözlerimi hatırlatın. Bütün olan kişi odur ki gece uyur, sabahleyinde tam güven içinde konağına ulaşmış olur. Henüz kafile gelmeden o yerini almış olur." Bu haber Zinnun Hazretlerine ulaşınca, "Bu öyle bir sözdür ki bizim ahvalimiz buna ulaşmaz. Sahibine mübarek olsun, asan olsun" demekten kendini alamadı. Kafile henüz menziline ulaşmadan kamil insanın o menzile ayak basması öyle bir masariyettir ki buna nail olanlar parmakla sayılacak kadar azdır. Üstün bir gayret ve irade hakimiyeti ister. Nefsi tezkiye edip ruhu cilalamak gerekir. Kalbi sadece Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tecellilerine ayine yapmayı, masivadan ilgisini kesmeyi icap ettirir. Masivadan kalbi ilgisini kesen kişi, levh-i mahfustan inen feyizlere mazhar olur. Bunun içindir ki kamil insanlardan bazısı bu hususu kapalı bir şekilde ifade etmeye çalışmışlardır. Ebu Musa et-Deybulu diyor ki, "Beyazid-i Bestami Hazretlerinin şöyle dediğini işittim. Kendisine levh-i mahfustan soruldu. Levh-i mahfus benim diye cevap verdi. Bununla cilalanan ruhun levh-i mahfuza layık bir hürriyete büründüğünü, orayla irtibat halinde bulunduğunu anlatmak istemiştir. Çünkü bu durumda ruhi insana vasıta ve harfleri geride bırakmış, ledünni ilmin feyzine erişerek kutsi aleme yönelmiştir." Beyazid-i Bestami Hazretleri bu sırra işaret ederken şu cümleleri kullanmıştır: "İnsanların tevbesi işledikleri günahlarından dolayıdır. Benim tevbem ise La ilahe illallah sözündendir. Çünkü ben bunu alet ve harflerle söylüyorum. Cenab-ı Hak ise harf ve aletlerin ötesindedir. Çünkü kutsi alemde, levh-i mahfusta alet ve harflerin yeri yoktur. O alemden gelme olan ruhun da harf ve aletle ilgisi yoktur. Beden sınırını aşınca ne harf kalır ne de alet. Bunun için Hazret diyor ki, günah ve isyanın tevbesi bir tanedir. Taatin tevbesi bin tevbedir. Harf ve aletten kurtulamayan bir taat, kutsiyet alemine erişen bir ruh için noksanlıktır. Bundan dolayı nice defalar tevbe etme ihtiyacını duyar.
Bu bakımdan bedenle ruh arasındaki münasebeti, bedenin madde alemine, ruhun mana alemine yönelik bulunduğunu, biri ne kadar güçlenir ve gelişirse, diğerinin o nispette zayıflayıp gerileyeceği kaidesini bilmeye ihtiyaç vardır. İbadette sadece dil ve diğer organlar hareket ediyor ve bu kalbe ve ruha inmiyorsa, işte bu ibadet harf ve alet kapsamında kalmıştır. Bundan dolayı her kelime ve harf için bir tevbe gerekir. Beyazıt Hazretleri bilhassa bu noktayı belirtmek istiyor. Yoksa ibadet tamamen harf ve sesten ayrı kalsın demiyor.